Bugüne kısmetmiş. Biraz geç oldu ama olsun. Geç olsun, güç olmasın dedik. Şu an izleyebilirsiniz YouTube'da. Bütün cevapları. Görüşmek üzere. Her şeyi sorun demiştim. Maşallah sormuşsunuz. Samimiyetle yanıtlamaya çalışacağım. Vaktim yettiği kadarınca tabii ki. Onun dışında umarım cevaplar da sizleri tatmin eder. Deyip bağlıyorum ve soru cevap kısmına geçiyoruz. En çok merak edilen ortak konular arasında yanlış numaranın klibi ne zaman yayında? Dizilerde yer alacak mısın var? Onun dışında çokça yine televizyonda neden görünüyorsun sorusu var. yeni albüm ne zaman diye soran takipçilerim çok. Sinema filmi ne oldu, konserler gibi. Ve tabii bunların yanında özel hayata dair sorular da bayağı bir yoğunca var. Samimiyetle yanıtlamaya çalışacağım. Zira burada biz bizeyiz. Bunun rahatlığına da biraz yaslanarak yanıtlamaya başlayacağım sorularınızı. Rahatlığına da biraz yaslanarak. Evet, önce light sorulardan başlayalım. İlk soru yanlış numaranın klibi ne zaman yayında, neden gecikti diye gelen sorular var. Oradan başlıyorum. İlk etapta yanlış numaranın aslında Amerika-Türkiye arasındaki internet trafiği bile uzun sürdü. Öyle diyebilirim. Kısa bir sürede gümrükte bir takım olmuş oldu. Yani ilk aksilik tabii ki yaşanıyor bazı işlerde. Dolayısıyla bu da bize bir iki haftaya mal oldu. Geçtiğimiz 10 gündür de açıkçası klibin editiyle savaşır durumdayız. Neden diyeceksiniz? Onun cevabı biraz teknik olur. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlar için 8K 2 TB görüntü var desem onlar beni anlayacaklar. Ben de bekliyorum meraklı açıkçası. Çünkü çok güzel görüntüler var. Televizyonlarda niye görünmüyorsun diye gelen yine paralel sorulardan var. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim.
televizyon benim hayatımda bir iletişim aracı olmaktan bundan 10 sene önce çıktı. Bunun sebebi de televizyonun beni doğru yansıtmadığını düşünmem. Oradaki adam ben değilim. Hiçbir zaman değildim. Ve ne zaman ki televizyonun beni olmadığım biri gibi yansıttığını anladım. Televizyon programlarını hayatımdan bu anlamda çıkarttım. Tabii senede bir de olsa katıldığım programlar var. Onları biliyorsunuz hangileri. Sevdiğim arkadaşlarımın programları var. Severek gittiğim, güvenerek gittiğim, öyle söyleyeyim. Onun dışında da televizyonlarla ilgili kararım kesin. Çok mutluyum. Böyle daha mutlu yaşıyorum. Üretkenliğimi olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir şey yok böylece hayatımda. Bu kararımı uygulamayı düşünüyorum. Evet. Bu arada şöyle bakınca da özel hayat, özel hayat çok soru var. Geçiyorum. Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun diye gelen ortak sorular var. Evlilik konusunda şunu söyleyebilirim ki hayatta şu anda böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü konsantrasyonum başka şeyler üzerine öncelikle. Onun dışında da zaten böyle bir eksiklik veya ihtiyaç hissetmiyorum. Eğer aile ise benim zaten bir ailem var. Çocuklarım benim ailemdir. Dolayısıyla dediğim gibi böyle bir düşüncem. Çok soru var. Çok soru var açıkçası. Ben sıralı okumayacağım. Instagram'a göre değil. Spontan bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Evet. Özel hayat soruları bitmeyi tükenmek bilmiyor arkadaşlar. Los Angeles'ta aşk dedikoduları gerçek mi? Diye bir soru var. Biz seni biliyoruz ama akılda da hep yanlış anlaşılmalar kalıyor diye de eklemiş. Teşekkür ediyorum. Vallahi ben de kendimi biliyorum. Önemli olan da bu aslında bence. İnsanın kendini bilmesi. Evet. Özel hayat soruları tükenmek bilmiyor arkadaşlar. Sadece bu soruyu soran arkadaşa ben de sorabilirim. Herhalde senin arkadaşların vardır hayatta değil mi? Görüştüğün, konuştuğun, ki sohbetinden keyif aldığın. Herhalde bunun içinde kadın da vardır, erkek de vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu herkes için nasılsa benim için de aynen öyle kardeşim. Sonuçta benim burada bir hayatım var, bir düzenim var, arkadaşlarım var, görüştüğüm bir sürü insan var. Yani bir kişi iki kişi değil. Dolayısıyla benim yanımda yarın öbür gün birçok insan görebilirsiniz. Farklı din, dil, ırktan, farklı cinsiyetten. Önemli olan beni nasıl bir karenin içinde gördüğünüz. Bu haberleri gazetecilik ahlakına hiç yakışmayacak şekilde yazıp yayınlayan arkadaşlara da önerim şudur. Yanımda gördükleri herkesi fazla kafalarına takmasınlar. Sinema filmi ne oldu diye yine gelen sorular var. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani herhalde tarihte yazılan en uzun senaryolu film olma özelliğine sahip olacak olsa da sinema yapma fikrimde kararlıyım. Ama hayat akışı şu anda planlar değişti, öyle söyleyeyim. Ama zamanı geldiğinde, dönemi geldiğinde sinema filmi için sete girmek istiyorum. Dizilerle ilgili yine ortak soru var. Bir daha bir dizide yer alacak mısın diye. Öncelikle şunu söyleyeyim ki asıl işim olmamasına rağmen ben oyunculuğu çok sevdim. Sette olmayı da çok sevdim. Set arkadaşlarımla çok güzel hatıralarım var. Bunu tekrar yaşamak isterim. Ama hayatta bu dönem değil. Mutlaka günün birinde yine güzel bir senaryo üstünde çalışıp bir yapımcı arkadaşımla birlikte böyle bir projenin içinde olmak isteyebilirim. Müzikle ilgili daha çok soruları aslında arayıp bulmaya çalışıyorum. Eski şarkılarını yeni şarkılarınla karşılaştırdığın zaman ne fark ediyorsun? Veya bir değişiklik görüyor musun demiş Asena. Görüyorum tabii ki, her şey değişiyor. Bizler de değişiyoruz, hayat da değişiyor. Perspektiflerimiz değişiyor. Dolayısıyla ben her dönem kendi sevdiğim müziği yapıyorum. Ve sizlerle de bunlarda ortak bir fayda yakaladığımız sürece de yaptığım şarkıları hep beraber dinleriz diye düşünüyorum. Kadında aradığın özellikler nelerdir? Diye bir soru gelmiş. Bir, kadında aradığın özellik... Özellik... Bir kadında aradığın özellik mantıklı olması. Bir kadında aradığın özellik herhalde mantıklı olması. Aile hayatıyla ilgili gelen sorular var ki ben bunları es geçmeyi tercih ediyorum.
yani aile hayatıyla ilgili soruları yanıtlamamayı tercih ediyorum. Takdir edersiniz ki. Onun dışında evet şu an galiba martılar yukarıda. Martılar röportajımıza ortak olmuş burada. Evet, Amerika'ya temelli mi yerleştin diye gelen sorular var. Temelli diyemeyiz buna. Ama şu anda buradayım. Şu anda benim için hayat burada akıyor. Zaten benim bir yere temelli yerleşiyorum diyebilmem için çok sevdiğim bazı insanları da yanımda götürüyor olmam lazım. Dolayısıyla ben de şu anda bilmiyorum. Eylül ayında Türkiye'ye geliyorum. Ekim ayında Avustralya'ya gideceğim konserlerim için. Ondan sonra da Avrupa konserleri yapacağız. Ve sonra tekrar buraya geleceğim. Ve ondan sonraki dönemde de bir süre burada kalıp yeni çıkaracağım albümümü düşünmek istiyorum. Elimde şu anda olan birçok şeyi dinlemek istiyorum bu albümün repertuarıyla ilgili. Dolayısıyla böyle bir dönem bekliyor beni. Bunları yaparken de beni seven, takip etmek isteyen, dinleyen, insanlarla kopmamak adına aslında sosyal medyada bu kadar aktif oldum. Bu arada bir soruyu daha cevaplamış oldum. Burada gelen sorular arasındaydı. Sosyal medyada niye son dönemde bu kadar aktif oldum diye. Sizlerle olan iletişimimi korumak ve güçlendirmek adına böyle bir karar aldım. Çünkü böyle bir süreç var ve ben Türkiye'de olmayacağım bu süreler içerisinde. Dolayısıyla biz de bir şekilde birbirimizi özleyeceğiz. Buluşmamız gerekiyordu diye düşündüm. Hande Yener'le bir düet var mı diye gelen yine birçok soru var. Hande ile biz stüdyoda bir araya geldik daha önce. Birden fazla kez bir araya geldik. Ve frekansımızın, enerjimizin tuttuğunu düşünüyorum ben karşılıklı olarak, müzisyen olarak. Hande ile bir gün mutlaka stüdyoda yollarımız kesişir diye düşünüyorum. Abi antrenman sonrası yediğin yemeğe özenlik yazmış bir kardeşim. Ne diyeyim? Baba ocağında yediğim anne yemeğine değişmem açıkçası. Öyle söyleyeyim sana kardeşim. Uf, çok yorulduk ya. Konser verdiğin şehirlerde fan club buluşmaları olacak mı diye gelen soru var. Bu güzel bir nokta. Biz bunu konuşuyorduk kendi aramızda yaptığımız toplantılarda. Yeni albümle birlikte konser veya imza günü için gittiğim şehirlerde fanlarla bir araya gelme organizasyonuyla ilgili biz de düşünüyoruz. Aklımızın bir ucunda var. Bunu söylemiş olayım. Soruna cevap olduğunu bilmiyorum ama. Evet, canlı şarkı söyler misin diyen uyanık bir arkadaşımız. Bu soru cevap videosunu bir YouTube konserine doğru götürmeye çalışıyor. Şarkı başka videoda. Düşünüyorum abi. Yapacağım ama onu da yapacağım. Yapacağım. Bu dargınlıklar, kırgınlıklar konusuna girmek istemiyorum açıkçası. Şöyle söyleyebilirim. Hiç kimseyle bir dargınlığım, bir küskünlüğüm yok. Tek tek isim vermeye gerek yok. Geçmişimde çok çok ağır şeyler yaşadığım insanlarla bile bir dargınlığım, bir kırgınlığım yok. Çünkü kindar bir insan değilim. Kin gütmüyorum. Dolayısıyla sanat camiasındaki bütün sanatçı arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Herkesle mesafem eşittir. Herkese de kapım açıktır. Bir şeyler paylaşmak isteyen herkese. Bloklamalarla ilgili gelen sorular var. Hemen kısaca şöyle cevap vereyim. Bloklamaları sen mi yapıyorsun diye ilk etapta soruluyor. Ben yapmıyorum. Şirketimdeki sosyal medyacı arkadaşlar yapıyor. Bu bir. İkincisi, neden bu bloklamalar oluyor diye soruluyor. Bunun iki tane sebebi var. Özetle anlatmaya çalışacağım uzatmadan. Birincisi niyet. Yani bunu yazan iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Buna bakılıyor şirketten. İşte o yorumlara bakılıyor. O yorum yazan profile girip bakılıyor. Bu gerçek bir profil mi? Yoksa sadece bu yorum yazmak için acaba 3 dakika önce mi alındı diye bakılıyor mesela. Yani birçok detay var, hani bunları böyle her zaman sizinle paylaşamayacağımız. En azından hani burada bir kere söylemiş olayım. Dediğim gibi niyet önemli. İyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Dost musun, düşman mısın? Yani bu. Onun dışında ikinci dikkat edilen şey de üslup arkadaşlar. Üslup. Yani nerede neyi konuşacağını, nerede neyi konuşmayacağını ve nerede neyi nasıl konuşacağını bilmek özetle. Özel hayatımla ilgili yapılan, hiç konu hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan yorumları sevmiyorum.
Bazen bu haddini aşıyor. Bu hakkı kimse kimseye vermiyor. Açıkçası benim ünlü olmam da bu hakkı kimseye vermiyor. Ben nasıl ki bilgisayar başına geçip hiç kimsenin özel hayatı hakkında, hiç bilmediğim konular hakkında rencide edici yorumlar yazmıyorsam bence bunun bana da yapılmaması lazım. Dolayısıyla dediğim gibi üslup bilmeyen, rencide eden ve özel hayata, özellikle aile hayatına söz söyleyen bütün profiller evet bloklanıyor diye gördüğüm soruları da bundan şöyle biçimlere bırakmak istiyorum. Bu arada konser çağrılarının hepsini görüyorum. Türkiye için, Türkiye dışı, Avrupa, mesela, Azerbaycan, Kıbrıs hepsini görüyorum. Evet, bu arada İngilizce gelen sorular da var. Bunlardan bir tanesi İran'dan Masud. You have a fan from Iran, did you know yazmış. Yes, Masud, I'm aware of my fans from Iran, from Middle East and from all Arab countries actually. And I would like to come to your country to have some concert shows. So hopefully one day we come together. Umarım sesi temiz kaydedebiliyoruzdur. Bu rüzgarda. Bunu montajdan alacağız. Evet, artık son bir tane soru alıp gidiyorum. Ne zamana kadar söz ve müzik yazmaya devam edeceksin? Abi senin sözlerine ihtiyacımız var demiş Yusuf. Teşekkür ediyorum Yusuf kardeşim. Vallahi son nefesime kadar içimdekileri şarkılarıma dökmeyi düşünüyorum. Allah kuvvet verdiği sürece. Ben gidiyorum. Yoruldum mu? Yoruldum. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak yoruldum. Ama bence buna değdi. Ki bu uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. İçimizi döktük biraz. Son 15 yılda konuşmadığımı 15 dakikada konuşmuş oldum böylelikle sayenizde. Sorularıyla katılan, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere veda edip kameraları kapatıp kendimi şöyle çimlere bırakmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.